Birçok insan için İslam'ın hakimiyeti ilgilendirmez. O kendi yaşamını esas alır. Yani evlensin, çoluk çocuğa karışsın, işini gücünü kursun ama Müslümanları da kullanmak ister. Müslümanlığı kullanmak ister. Ama asıl kendi hırslarını esas alır. Yani İslam onun için iyi kullanılacak bir zemindir. Yani zenginlik için, para için, evlenmek için. Mesela kendisi namussuz oluyor ama namuslu bir insana evlenmek istiyor. Mesela fahişe karakterli oluyor ama dindar birisiyle, mesela aklı başında Allah'tan korkan birisine evlenmek istiyor. Veyahut jigolo kılıklı bir ahlaksız oluyor. Evleneceği kadının da çok mümin, muttaki, imanlı olması istiyor. Kendi haysiyetsiz, zampara, üçkağıtçı oluyor. Ama evleneceği kadının çok böyle evine sadık, namuslu olması istiyor. Zaten söylüyor, eğlenecek kadın ayrıdır, evlenilecek kadın ayrıdır diyor. Değil mi? Evet. Yani bu çok büyük bir ahlaksızlık, haysiyetsizlik. Yani kadınlara değer vermemek, değil mi? Onları adam yerine koymamak ve sırf çıkarı için, sırf kendi menfaatler için, o kıskançlık ruhu için dindar kadın istiyor. Yani kadının dini onu ilgilendirmiyor. Sadece kadını öbür türlü değerlendirirse, yani dışarıdan kendi kafasında bir kadın alırsa sadık olmayacağını düşünüyor. Ama kendisine namussuzluk yapmasını istiyor ama kadının namuslu olmasını istiyor. Yahut tam tersi, kadın mesela fahişe tiynetli oluyor. Erken namuslu olmasını istiyor, kendini uyanık zannediyor. Müslüman erkek arıyor evlenmek için. Ama kendi de ahlaksızlık yapmada kararlı oluyor yani dışarıda. Zaten demeçlerine dikkat ederseniz böyle tiplerin, bu hemen görülür. Yağlı mağlı bir de ilaveleri de oluyor. Mesela PKK cami yaktı. Birçok insan umurunda dahi değil. Ya çok büyük bir olay. Mesela tarihi bir camiyi yakıyor. Gelen itfaiyeye müsaade etmiyorlar. Ve caminin doğal yanışı bekleniyor. Cami yana 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 kendinden sönüyor. Ondan sonra müdahale ediliyor. Böyle bir ortamda adam daha hala köşe dönmenin peşinde. Diyor ki başkanlık sisteminde iyi ticaret yapılır, iyi para kazanılır diyor. Ya memleket elden gidiyor, aklını başını al ya. Daha hala ticaretin peşinde. Yani başkanlık sistemini getirecek kar paranın peşinde. Böyle bir şey olmaz, büyük bir felaket getirir ve bizi paramparça yapar. Dini yaşamada pasif davrananlar, bu cahiliye yaşamına karşı müthiş bir istek duyuyorlar, yani bir hayranlık duyuyorlar, derin hayranlık. Müslümanlar arasında da o cahiliye hayatını yaşatmak istiyorlar. Mesela bu gazetecilerin falan üsluplarına bakıyor musunuz internette falan? Evet. Abi yağlı falan. Aynı onların üslubunu alıyor. Yani Kur'an üslubundan şiddetle kaçınıyor. Kıyafetiyle onlara benzemeye çalışıyor, üslubuyla onlara benzemeye çalışıyor. Her şeyle onlara benzemeye ve ahlakıyla benzemeye çalışıyor. Abi Kur'an'da gösterilen ahlak çok yüksek, en derin ahlaktır. Evet, inşallah. En derin aklın ortaya çıkacağı en mükemmel hayat şeklidir. Yani kolayına geleni yapan insanlar desteklemek çok büyük bir tehlikedir. Müslüman kendi yapmıyorsa bile üçkağıtçıyı desteklememesi lazım. Sahtekar, Müslüman görünümlü adamlar desteklememesi lazım. Hani belki benim de işime yarar böyle bir sistem diyerek karaktersiz insanlara arka çıkmaması lazım Müslümanın. Bu büyük bir tehlike oluşturur. Samimi Müslümanları desteklemeleri lazım.